Bitkilerle beraber kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün 14 Kasım 2022 ve şu anda zeytin bahçemizde zeytinlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi bu ağacımız daha olgunlaşmamışken bu ağacımız olgunlaşmış. Şimdi bu şekilde gösterelim. Bakın olgunlaştığı için yere dökülmüş. Bunlar toplanacak. Gördüğünüz gibi bu ağacımız Dalların artık öyle bir aşağıya sallamış ki, bakın o güzel nimet böyle bakın şu daldaki ağırlığı görebilirsiniz. Bu şekilde bahçemizde şu anda e, zeytin hasadı var. E, biz de tabii ki dibinden başından bütün olgunlaşanları bu şekilde toplamamız gerekiyor. Tabii ki arkadaşlar. Bitkilerin birçok özelliği var ama böyle mübarek, böyle güzel bir ağacın da bize vermiş olduğu bu meyvenin öyle bir faydası var ki bize gerçekten en doğal yağı sunuyor ve insanlık için çok faydalı bir yağ cinsi olan bitkisel yağların içinden zeytin yağ ortaya çıkıyor. Sadece yağıyla değil, sofrada zeytinimiz de. Sofraları süslüyor hatta biliyorsunuz e, Poğaçalarda Simitlerde dahil Salatalarda dahil bize çok büyük e, Lezzet farkı Sunuyor diyebiliriz e, Zeytin ağacı Gerçekten çok bereketli bir ağaçtır Arkadaşlar yani Dibinden kesseniz Bakın en dibinden kessek Şuraya gelelim Getirsek şimdi baltayla Bunu dibinden kessek şu yerden yine bu görmüş olduğunuz yeşil filizler ortaya çıkar. Tabii ki biz bunu şu anda almamız lazım. Kış budaması yapılırken bu filizlerin hepsi alınıyor. Çünkü neden? Bu ağacımıza zarar veriyor. Ama öyle bir ağaç ki gördüğünüz gibi topraktan dahi kesseniz yerine yeniden gelebiliyor diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar zeytin hakkında söylenecek çok şeyler var. Ama... Ee, Biliyorsunuz bir de şöyle bir özelliği var. Akdeniz bitkisi olduğundan dolayı Anadolu'da iç kesimlerde olmuyor. Genellikle sahil kesimlerinde ve sıcak iklimin olduğu yerlerde olabiliyor. Bu şekilde bahçemizden görüntüler sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.